3D mirror komutunu göreceğiz. Bakın şurada komutumuz. Geliyorum. Şeklini seçiyorum. Enter'a basıyorum. Bakın burada seçeneklerim açıldı. Default olarak 3 nokta istiyor benden. Bakın birinci nokta, ikinci nokta, üçüncü noktamı seçiyorum. Kaynak nesneyi silsin mi silmesin mi? No dersen bakın şöyle üst üste getirdi arkadaşlar. Birinci noktayı seçtik. İkinci nokta ve üçüncü nokta. Bunu silelim. Şimdi bir tane çember çizelim. Daha sonra bunu şöyle seçip rotate'den Y ekseni etrafında 30 derece döndürelim. Tekrar gelelim. Komutumuzu seçelim. Enter'a basalım. Bakın burada object nesne seçelim. Nesne olarak da çemberi seçelim. No diyelim. Bakın burada çemberin ekseni boyunca döndürdü arkadaşlar. Bakın alt kısma geçti. 30 derece döndürdüğümüz için bakın şöyle. Burada mirror oluşturdu. Şimdi geri gelelim. Çemberi silelim. Şeklimizi seçelim. Enter'a basalım. Bakın last dersek bir önceki şeyi hatırlıyor arkadaşlar. No dersek bakın tekrar oluşturdu. Şunu seçip silelim. Şöyle tekrar gelelim. Şeklimizi seçelim. Enter'a basalım. Z ekseni boyunca. Bakın Z ekseni boyunca eksen belirtiyoruz yine. Bakın şöyle birinci noktam. İkinci noktam no dersek bakın burada burada Z ekseni boyunca belirttiğimiz eksende oluşturdu. Yatay bir eksen seçseydik bakın yanına getirecek. Bakın şöyle gelelim. Seçelim. Enter'a basalım. Burada Z eksenini seçelim ve yatay olarak şöyle seçelim. No diyelim. Bakın yanına getirdi. Şimdi bu şekilleri silelim. Bir tane kutu oluşturalım. Şuraya bir tane silindir oluşturalım. Bakın buradaki silindirin aynısını karşı tarafta oluşturmak istiyorum. Mirror'a geldim. Şeklimi seçtim. Enter'a bastım. Bakın şu eksende Z ve Y ekseninde YZ'yi seçiyorum eksenimi. Daha sonra şuradaki orta noktayı seçip no diyorum. Bakın burada oluştu. Şimdi bu şeklin aynısını şuradaki yukarıda da oluşturmak istiyorum. Bakın şöyle üst tarafa doğru. Şeklimizin komutuza gelelim. Şeklin tamamını seçelim. Enter'a basalım. Bakın bu sefer eksenim XY ekseni. Bakın burada XY'yi seçiyorum. Daha sonra şuradaki orta noktada bir yeri tıklıyorum. No diyorum arkadaşlar. Bakın üstüne getirdi. Bunun aynısını şöyle yanına istiyorsak da şöyle geliriz. Komutumuzu çalıştırırız. Hepsini seçeriz. Enter'a basarız. Bakın bu sefer eksenim XZ ekseni. Seçiyorum. Bakın şuradaki orta noktayı tıklıyorum. No diyorum. Bakın bu tarafı oluşturdu. Mirror komutumuz bu kadar. 3D mirror komutumuz.